Sevinç olabilir. Ama tabii bu biraz kontrolsüz sevinçler de olur. Yani o risk de olur bazen. Çünkü öyle insanlar var. Coşkusu çok şiddetlidir. Üzüntüsü de çok şiddetlidir. Birden bir deli enerjisi gelir. Acayip coşar. Şapur şupur herkesi öper falan. Sonra işte bir şeyi düşür, kırılır falan. Kendini yerden yere atar. Böyle hastanelik olur. Sinir krizleri falan geçirir. Yani böyle abartılı coşkular iyi değil tabii. Makul bir insan olmak lazım. Ama iç içine sığmaması güzel bir şey. Mesela biz İsa Mesih'i gördüğümüzde içimiz içimize sığmaz. İslam'ın hakimiyetini görünce içimiz içimize sığmaz tabii. Bir sevinç duyarız. Ya bir sevdiğimiz geldiğinde, bir sevdiğimizi gördüğümüzde içimizde o sevinci yaşarız. Normal ama tabii kontrolsüzlük iyi değil. Ama benim canımın dediği o değil. Yani ben dolaylı olan konuya girdim. Yoksa iç içine sığmamak çok yaygın, güzel bir sevgi belirtisidir, sevgi heyecanıdır, coşkudur. Çok güzel bir nimet, çok hoş bir nimet. Ama bunun sürekli olması lazım. Yani zaman zaman değil de imandan kaynaklanarak sürekli olmasında fayda var. Mesela bugün içim içime sığmıyor diyor. Senede bir kere. Böyle olmaz. Bu sürekli olması gereken bir duygudur. İman sana o heyecanı vermesi gerekir. Yani herhangi bir şahıs için diyorum. Taslaman geçtiğimiz gün CNN Türk'te katıl programda